Eritim TV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 14 Kasım Çarşamba ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Ereğli'de bir iş yerinin asansör halatının kopması sonucu meydana gelen kazada bir iş yaralandı. Ereğli'de bir iş yerinde asansör halatının kopması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Olay Boyacalı Mahallesi Faruk Sükan Caddesi üzerinde bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ulu Cami karşısında bir iş yerinde asansör aniden düştü. Düşmenin etkisiyle asansör içerisinde bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıyı bulunduğu yerden kurtardı. Ereğli geçtiğimiz yıl hizmet vermeye başlayan pedagog Derviş Tunağan Yurter bugün bir açıklama yaptı. Kurumumuzu açalı bir yıl oldu. Bir yıldır Ereğli'de... Ereğli'de geçtiğimiz yıl hizmet vermeye başlayan pedagog Derviş Tunağan Yurter bugün bir açıklama yaptı. Kurumumuzu açalı bir yıl oldu. Bir yıldır Ereğli'de Aydın Işan'ın 6. katta hizmet vermekteyiz. Bir yıl boyunca en çok danışmaya gelen, en çok sıkıntı yaşanan vakaların başında dikkat eksikliği ve hiperaktivite geliyor. Daha sonra uyum problemi yaşayan çocuklar geliyor, ders çalışmayan çocuklar geliyor, anne babasıyla iletişim problemi yaşayan çocuklarımız geliyor. Bir yıl boyunca dikkat eksikliği ve hiperaktiviteden dediğim gibi çok fazla talep olmuştu ve buna özel eğitim programları hazırladık. Bunlara devam ediyoruz. Ayrıca özel eğitim gruplarımız otizm, öğrenme güçlüğü, zeka geriliği gibi gruplarımız yine danışmanlık hizmeti almak için kurumumuza geliyorlar. Daha sonra ruhsal problem yaşayan çocuklarımız, çeşitli davranış problemleri yaşayan çocuklarımız destek almak için kurumumuza geliyorlar. Ve ders çalışmama, sınav kaygısı, sorumluluk bilincinin oturmayışı, geç konuşma, alt ıslatma, tırnak yeme, parmak inme gibi problemlerle karşılaşan ailelerimiz de dediğim gibi danışmanlık hizmeti için bize gelmiş oluyorlar. Bir yıl boyunca şunu gördük, çeşitli alanlarda, farklı vakalarda danışmanlık hizmeti için buraya geldiler. Fakat şunu gördük ki biraz geç kalınıyor. Yani ailelerimizin yaptığı en büyük hatalardan biri ihmal edişleri. Problemi yıl geçerek halledebileceklerini zannediyorlar. Yani biraz daha yaşı geçsin, biraz daha bekleyelim mantalitesiyle baktıkları için olaya hep ihmal edilmiş halde biraz daha geç bir vaziyette bize gelmiş oluyorlar. Bu da tabii iyileşme sürecini, durumun, sıkıntılı durumun ortadan kaldırılması için gereken vakti uzatıyor ve biraz daha fazla maliyet oluyor. Yani her şeyden önce ailelerimiz eğer sıkıntılı bir durum gözlemlemişse, yolunda gitmeyen bir şeyleri fark etmişse bir an evvel uzmanla danışması gerekiyor, ihmal etmemesi gerekiyor. Ereğli için gördüğümüz öncelikle bu oldu. Ve bir yıl boyunca yine şunu gördük. Normalde bizim meslek grubumuz biraz daha üst seviye sosyoekonomik, biraz daha üst sosyoekonomik düzeye hitap ettiği için Ankara'da, Konya'da, büyükşehir merkezlerinde genelde bu aileler daha çok talep ederdi bu tarz hizmeti. Fakat Ereğli'de şu oldu, her kesimden aileler gelmeye başladı. Yani köylerimizden, sosyoekonomik düzeyi düşük olan ailelerden, yüksek olan ailelerden, Ereğli'de beklediğimizin tam aksine çok büyük bir kesime hitap etmeye başladık. Ve Ereğli'de tek olduğumuzdan kaynaklı daha fazla bir talep olmaya başladı. Bir yılımızı doldurduk. Ereğli'ye geldiğim için hiç pişman değilim. Buraya gelen ailelerimizden ve arkadaşlarımızdan sürekli şu söyleniyordu bize, neden Ankara'da, neden Konya'da yapmadınız bu işi diye. Ama Ereğli'ye geldiğim için hiç pişman değilim. Bir yıl boyunca Ereğli halkı bize sahip çıktı, bize talep ettiler, bizden hizmet istediler. Ve inşallah uzun yıllar burada kalmayı düşünüyoruz. Şu an ailelerimize diyeceklerim, ilgileri için, bir yıllık ilgileri için hepsine teşekkür ederiz. Konya'da park halindeki otomobil içerisine yanıcı madde dökülerek kundaklandı.
Konya'da park halindeki otomobil içerisine yanıcı madde dökülerek kundaklandı. Alınan bilgiye göre 42 VO 296 plakalı otomobil, Merkez Karatay ilçesi Hacı İballi Mahallesi İskender Caddesi'nde park halindeyken yanmaya başladı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonrası otomobil kullanamaz hale geldi. İncelemeler sonunda aracın arka kapısı açılarak içerisinde yanıcı madde attıktan sonra ateşe verildi belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polisin şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerini belirlemeye yönelik çalışmaları sürüyor. Beran Belediyesi örnek bir projeye daha imza attı. İşte haberimizin detayı. Meran Belediyesi örnek bir projeyi daha hayata geçirdi. Kuaförlerde sıfır atık adı altında başlayan projede ekonomik değeri bulunan atıklar yeniden ekonomimize kazandırılıyor. Projenin tanıtım toplantısı çok sayıda esnafın da katılımı ile Dutlu Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Bizim ilk defa Türkiye'de Konya ilimizde böyle bir gerçekleştireceğimiz projede başkanlarım ve özellikle Durmuş arkadaşıma ben teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten ilk defa yapılan bir olay Türkiye'de Konya ilimizde ve Meram bölgemizde gerçekleştirecek. Ben hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Evet, bugünkü sıfır atık projesi Meram Belediye'mizin Türkiye'de bir ilki ve Meram Belediye'mizle birlikte paydaş olan berberler ve kuaförler odamız da bu ilke imza atmış oldu. Bu dönüşümün ekonomimize katkıya dönüştürülmesi gerektiğine inanarak Türkiye'de bir ilke imza atılmış oldu. Bundan dolayı ben bugün burada sizlerin aranızda olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade ederek Meram Belediye'mizin ve adı Konya olan ve Konya ile anılacak olan bu projenin de inşallah tüm Türkiye'de hayat bulmasını dileyerek sözlerime son veriyorum. Hepiniz saygı ve sevgiyle muhabbette selamlıyorum. Çok geçmişten kalan bir medeniyet algımız var, medeniyet anlayışımız var. Medeniyet dediğimiz şey aslında öncelikli olarak insana denilse de her türlü canlıya hem fiziksel manada hem ruhsal manada hizmet veren, onun yaşam kalitesini artıran her türlü yapılan gelişmeye biz medeniyet diyoruz. Ve bu medeniyet kültürümüze yakışır bir şekilde işte meslek odaklı kaynağında atık ayırma hususunda kuaförlerde sıfır atık projemizin tanıtım toplantısına bu arada hoş geldiniz. Bize yakışan bu medeniyet anlayışıyla özellikle İnsanı merkeze alan hizmet anlayışıyla Meram Belediye'miz tarafından Kuaförler Odası Başkanımızın da öngörüsüyle beraber ortak çalışmayla yapılan bir proje yapıldı. Tam Meram'ın merkezi diyeceğimiz bir alanda şu an bültenimize kısa bir ara veriyoruz. Ereğli Z
Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacalı Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 0063, 0332 713 1617. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fırat Bey'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fırat Ben İnovatif serisinden. Selenit. Fırat Ben. Fırat Ben Ereğli Bayi Zirve Pen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fırat Ben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fırat Ben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirve Pen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşa kabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yaptırın. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fırat Pen Ereğli Bayi Zirve Pen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777 9030, GSM 0533 683 7107. Şehrimize kazandırdığımız 34 parkla hemşerilerimize sosyal alanlar oluşturduk. Gayretle, sevgiyle, samimiyetle Ereğli daha değerli. Belediye Başkanı Özkan Özgüven. Ereğli Belediyesi. Yenilenen Atatürk Anıtı'yla Ereğli daha değerli. Atatürk Anıtımız yıllar sonra yenilendi. Gayretle, sevgiyle, samimiyetle Ereğli daha değerli. Belediye Başkanı Özkan Özgüven. Ereğli Belediyesi. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.